Kanal ekranlarında mutlu akşamlar. Yüzde siyasette ikinci kez karşınızdayız. Artık seçimlere burada 4 gün kaldı. 4 gün sonra sandık başına gidip oylarımızı vereceğiz. İlimizin büyükşehir ve ilçenin belediye başkanını seçmiş olacağız. Biz burada adayları konuk etmeye devam ediyoruz. Çok değerli bir konuğumuz var. Geçmişte de çok iyi tanıdığınız kendisini. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış, Karaköprü Belediye Başkanlığı yapmış. Ve bu dönemde de Yerel Refah Partisi Karaköprü Belediye Başkanı adayı Sayın Avukat Nihat Çiftçi. Efendim hoş geldiniz. Ferhat Bey hoş bulduk. Nasılsınız, biz iyisiniz? Neşeli gördüm sizi. Yo, iyiyim tabii yani. Yorgunluk var tabii. Yorgunluk var. Tatlı yani, bir yorgunluk diyelim aslında. Tatlı bir yorgunluk tabii. Sahi çalışıyoruz. İnsanlarımıza gidiyoruz. Birebir çalışmalar var. O sebepten dolayı tatlı bir yorgunluk var. Ben ekranı başında bizi izleyen tüm Şanlıurfa'lı hemşehrilerimize, Karaköprülü hemşehrilerime sevgi saygılarımı gönderiyorum. Biraz önce Karşıyaka Mahallesi'ndeydim. Gençlerimiz vardı. Salih Erdemşat'la Remzi Berat. Onlara söz verdim. Canlı yayına gidiyorum dedim. Onlara bir selam gönderiyorum. İyi ailete yaptınız. Sözümde durayım. Biz de selam gönderelim kendisine. Tüm gençlere selam gönderelim buradan. Şimdi malumunuz artık son günlere geldik. Artık 3 gün sonra, 4 gün sonra gidip sandık başına oylarımızı vereceğiz. Şöyle bir seçim çalışmalarınızdan bahsedelim önce. Neler yaptınız, nasıl geçiyor çalışmalarınız? Ve akabinde bir miting yapıldı ki gerçekten şehri ikiye böldü. 50 bin, 100 bin, 200 bin diye ikiye böldü. biraz ondan bahsedelim. Şimdi şöyle, yani seçim çalışmaları alan bildiğimiz bir alan. Sonuçta bir belediye başkanlığı seçimine gidiyoruz Ferhat Bey. 10 yıllık bir belediye başkanlığı yapan bir kardeşleriyim. Alanı biliyorum. Karaköprü'de yaşadığım için Karaköprü'nün sorunlarını biliyorum. Belediyemizin eksiklerini, aksaklıklarını, sahadaki problemleri bildiğim için onları derleyip toparlayıp nasıl çözebiliriz çözüm önerileriyle halkımızın karşısına çıktık. Sitelere, evlere, büromuzda bize misafir olan var, bizim misafir olduğumuz var. Gündüz birebir saha çalışması var. Halkımıza kendimizi ifade ediyoruz, yönetim anlayışımızı söylüyoruz. İnsan odaklı, insanı yaşatmaya yönelik, çocuklarımıza yönelik, gençlerimize yönelik, kadınlarımıza yönelik, yaşlılarımıza yönelik, esnafımıza yönelik, iş adamlarımıza yönelik, tüm yatırımcılara yönelik projelerimizi açıklıyoruz. Bu da güzel ve keyifli gidiyor. Miting noktasında miting Şanlıurfa'nın başarısı. Yani çok da bizim bir başarımız yok. Biz sadece Şanlıurfa'lı hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Mehmet Kasım Gülpınar çok güzel bir konuşmayla mitingde Şanlıurfa'lı hemşehrilerimize hitap etti. Bizimle ilgili oluşturulan her türlü algıya, partimizle ilgili oluşturulan her türlü algıya yerel anlamda çok güzel cevaplar verdi. Genel Başkanımız, Genel Başkan Yardımcılarımız söz aldılar. Bizler de ilçe belediye başkan adayları olarak bir selamlama konuşması yaptık. Çok coşkuluydu, katılım çok yüksekti. Kendiliğinden bir katılım vardı, mitinge akma vardı. Şanlıurfalı hemşehrilerimizin büyük başarısı. Coşku ürettiler. O coşkudan dolayı biz de çok memnun olduk. O sebepten dolayı tekrar yani ekranlarınızda tüm Şanlıurfalı mitinge katılan tüm kardeşlerimizi bize destek veren 13 ilçeden, 1400 mahalleden, 1600 metreden akıp gelen tüm kardeşlerimize, hemşehrilerimize, huzurlarınıza teşekkür ediyoruz, minnet duyuyoruz. İnşallah hizmetle bunun karşılığını vereceğiz. Evet. Peki hizmet dediniz, isterseniz şöyle programımızın bir bölümünü, şöyle projeleri, çünkü Nihat Çiftçi dedikleri zaman gerçekten ben sosyal medyada bakıyorum, projelerin adamı. Hatta geçmişte işte şimdi bitirilen projeleri Nihat Çiftçi başlattı. Nihat Çiftçi döneminde bitirilecekti işte. Bu bitirilenler de işte Nihat Çiftçi'nin projesidir diye. Hep böyle bir sosyal medyada konuşuluyor. Yani algı demeyeyim de konuşuluyor. Çok gerçek konuşuluyor. Gerçek bu. Gerçek bu. Tabii ki. İsterseniz biraz size projelerle konuşmak isterim. Yani projelerinizi anlatmanızı isterim size. Şimdi şöyle, evet yani geçmiş bir 10 yıllık belediye başkanlığı da olduğu için zaten biz bir yerel seçime gittiğimizden dolayı aslında tüm adayların proje konuşması gerektiğini ben düşünenlerdenim. Proje nedir? Yani siz bir sorunu çözmek için bir proje hazırlıyorsunuz. Bu projenizi kamuoyuna deklare ediyorsunuz. Kamuoyu bu projeye bu projeyi öğrendikten sonra takip etme durumu gerçekleşir.
O sebepten dolayı bu kendinize olan güveninizi, kamuoyu olan saygınızı gösterir. Biz Karaköprü'de, ben kimsenin dedikodusuyla ilgilenmiyorum. Açık net söyleyeyim. Bir algı kirliliği oluşturmuyorum. Asla ve kata. Kendi fikirlerimi, kendi düşüncelerimi ve hazırlamış olduğumuz projeleri aktarıyoruz. Şimdi bizim hazırlamış olduğumuz projeler aslında insan odaklı. Yeniden Refah Partimizin insan odaklı anlayışıyla, ahlaklı belediyecilik anlayışıyla ortaya çıkan projeler. Şimdi önce şöyle Karaköprü'ye baktığımızda, Karaköprü'de bizden sonra gerek tesislerimizin kapalı olması, parklarımızın tahrip olmuş olması, yollarımızın kötüleşmesi, kaldırımlarımızın standartlarının düşmesi, parçalanmış olması, burada yeterince bir hizmet, yapılan hizmetler anlamında, derenin etrafındaki tüm yeşil alanları, rekreasyon alanları, mesire alanları, bunlar atıl duruma gelmiş durumda. Önce biz bunları tespit ettik. Bunları nasıl ayağa kaldıracağız? Hemen diyoruz ki tadilat edeceğiz, onaracağız, bakacağız, ağaçlandırma eksiklerini gidereceğiz. Bu yeşil alanın içerisindeki spor tesisleri, gençlik merkezlerini hemen halkımızın kullanımına sunacağız. Yine düşük performansla çalışan okuma salonlarımızı, kütüphanelerimizi hem artıracağız. Çünkü gençlerimiz sıra bekliyor sabahın erken saatlerinde. O kütüphaneden istifade edebilmek için, okuma salonundan istifade edebilmek için sıra bekliyor. Biz elimizdeki bu mekanları çok hızlı bir şekilde kütüphaneye dönüştüreceğiz. Karaköprü'nün gençlerine kesinlikle bu mekanları oluşturacağız. Sınavlara sağlıklı koşullarda hazırlamasını sağlayacağız. Hatta işin uzmanından olan çeşitli branşlarda iyi eğitmenleri de başlarına vererek kafasına takılan tüm sorular orada bir dershane ortamında bu okuma salonlarını aktif hale getireceğimizi söylüyoruz. Yine mesela Yaşam Parkı'ndaki tüm sosyal tesisler, gerek akvapark yüzme havuzları, gerek amfi alan, dağ kızağı, yine sosyal tesis atıl durumda. Hemen hızlı bir şekilde de bu tesisleri atıl durumdan çıkaracağız, aktif hale getireceğiz. Gerek gençlerimize, gerek kadınlarımıza, gerek yine Karaköprü'de yaşayan tüm vatandaşlarımıza, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Yaşam Sokağı'nı hemen emeklilerimizin hizmetine sunacağız. Orayı bir emekliler lokali haline getireceğiz. Teftişatını bitireceğiz. Tüm gerekli olan malzemeler bir emeklinin orada rahat edebilmesi için gerek kişisel bakımları olsun gerekse ikramlar noktasında da belediyemiz çok aktif bir rol alacak. Emeklilerimizi çok rahat hale getirecek. Okullarımıza baktığımızda okullarımız Karaköprü'de bizim 12 tane ilkokul, 14 tane ortaokul, 23 tane de yanılmıyorsam lise var. Tüm yani toplamda 50 küsur olan okulumuzu biz bahçe düzenlemelerini yapacağız. Okulun durumuna göre ilkokul, ortaokullarda eğer alan müsaitse sahalarını yapacağız. Çocuk oyun gruplarını atacağız. Kütüphane eksikliği varsa okulun içerisinde kütüphanelerini çözeceğiz. Laboratuvar eksikleri varsa liselerimizde gerekli olan laboratuvarları yapacağız. Okul bahçesine banktır, pergoledir, her türlü bakımı bu yaz içerisinde yapmayı planlıyoruz. Çünkü okullar istiyoruz ki hayat olsun, çocuklarımız pırıl pırıl bu okullarda eğitimlerini alsınlar. Okulu bir yaşam alanı, mahallenin bir parçası, bir farkındalık oluşturarak eğitimi oradan da destek vermeye hedefimiz var. Tabii ki bu gençlere yönelik olan bir durum. Eğitime önem veriyoruz, kıymet veriyoruz. Bunu yaparken de tüm uzmanlarla, öğretmenlerimizle, okul yöneticilerimizle, işbirliği içerisinde, Milli Eğitim'le yapacağımız protokoller çerçevesinde okullarımıza bakacağız. Okullarımızı da 15 günde bir, ayda bir temizlik ekiplerimiz tarafından pırıl pırıl tertemiz hale getirip ve okulun bahçesine bakabilecek onun sulama sistemini, ağaç bakımını, bitki bakımını, çiçek bakımını yapabilecek personel görevlendireceğiz. Kadınlarımızı düşünüyoruz. Çünkü kadınlar Karaköprü'de çok aktif halde. Kadınlar için kadın sağlık yaşam merkezleri, kadın destek merkezlerimiz, yine kadın el sanatları üretim merkezlerini aktif hale getireceğiz. Yaşam Sokağı'nın bir bölümünü ebeklerimiz için lokal yaparken bir bölümünü de kadınlarımız için teşhir alanı, satış yeri. Çünkü evde üretmelerini istiyoruz. Ürettikleri ürünleri burada satmalarını istiyoruz. Yine üretim atölyelerimizde ürettikleri her türlü el ürünü olan malzemelerini burada kendilerine satıp
evde kadınımıza bir katkı sunmak istiyoruz. Sadece İslam konusu kadında, gençte bununla da bitmiyor. Belediyolar çünkü bizim kadınlarımız ve gençlerimiz bizden iş istiyor. Peki biz bu işin altında nasıl kalkacağız? Yani herkes iş istiyor. Sadece belediye alacağımız 100-150-200 kişilik personelle diyelim ki işsizlik sorunu çözebilir miyiz? Hayır, çözemeyiz. Bu defa Karaköprü'ye farklı bir kimlik getiriyoruz Ferhat Bey. Bu da Karaköprü'nün ticaret merkezleri. Karaköprü'ye sanayide üretilen malzemelerin satılması, malların satılması için bir ticaret merkezi. Yine pasaj esnafımızla yapmış olduğumuz görüşmelerde Şanlıurfa pasajını, yani ithalat merkezini Karaköprü'ye yaptırma, tabii oraya taşıyıp orada yeni bir ithalat merkezini yapacağız. Yine yatırımcılarımızla yapmış olduğumuz görüşmede yaygın çarşı olarak AVM açılacak. Sağlık anlamında özel hastaneler kurulacak. Turizm anlamında otellere izin vereceğiz. Şimdi bu açılan oteller, yapılan AVM'ler, yapılan hastaneler, yapılan çarşılar, ticaret merkezi, ithalat merkezi, mobilyacılar için çok önemli olan mobilyacılar merkezini Karaköprü'de inşa edeceğiz. Bunlar her biri 500 kişi istihdam ederse yaklaşık 3-4 bin kişi istihdam edilmiş olacak bu alanda. Özel sektörü de devreye koyacağız. Yalnızca bununla da yetinmiyoruz. Bu defa biz uluslararası fon kuruluşlarıyla irtibat sağlıyoruz. Şimdiden başladık. Çünkü Avrupa Birliği olsun, Birleşmiş Milletler, UNDP olsun, gerek Japon Kalkınma, gerek Çin Kalkınma bankaları olsun, İslam Bankası olsun, küvet fonları olsun, Katar fonları olsun. İşi de bildiğimiz için, ekibimiz de mevcut olduğundan dolayı buradan fon getireceğiz. Kadın girişimcilerimize girişimcilik sermayesi vereceğiz. Kendi işini kurmak isteyen gerek kadın gerekse gençlerimize buyurun size sermaye diyeceğiz. Bu sermayeyi etkili bir şekilde kendi işinizi kurun ve geliştirin diyeceğiz. Çok yönlü bakıyoruz. Yine diğer noktada mesela İSMEK projelerimiz var. Bu İSMEK projeleri bir eğitim projesi, bir İslam garantili bir eğitim projesi. Önce biz organize sanayideki tüm fabrikalarla görüşme yapıyoruz. Ticaret Sanayi Odası Başkanlığımızla görüşmeler yapıyoruz. Siz hangi nitelikte eleman istiyorsunuz? O niteliği el birliğiyle belirlemiş oluyoruz. O nitelikte 6 ay bizim belediyemiz kendi eğitim merkezlerinde bu gençlerimizi ve kadınlarımızın eğitimini tamamlayacak. Daha sonra da orada talepte bulunan iş yerlerinde, fabrikalarında çalıştırmak üzere istihdam projesini tamamlamış olacağız. Bu da bizim İslam projelerimiz. Tabii ki yani sosyal anlamda neler yapacağız, kültürel anlamda neler yapacağız. Karaköprü modern bir şehir Ferhat Bey. Modern bir şehir olduğu için orada yaşayan insanlarımızın tamamının artık gerçekten sosyal hayat içerisinde aktif olmaları gerekiyor. Bu aktifliği biz çok canlı hale getireceğiz. Karaköprü bir festivaller şehri, bir yarışmalar şehri. Okullarımızla işbirliği içerisinde gerek kültür, gerek sanat, gerekse bilgi, gerekse spor yarışmalarının tamamını kendi ilçemizde yapmayı planlıyoruz. Bununla da kalmıyoruz. Bunun yanında gerek tiyatro gruplarını kuracağız, müzik gruplarını kuracağız, sanat gruplarını kuracağız. Kendi ilçemizde kuracağımız kültür sanat merkeziyle de Karaköprü'nün sosyal hayatını canlı hale getirmek istiyoruz. Hedefimiz Karaköprü'yü mutlu bir şehir yapabilmek. Sadece ve sadece klasik belediye anlayışı anlamında değil. Tabii ki çevre anlamında neler yapacağız? Biz Karaköprü'deki rekreasyon alanları, mesire alanları, gerek Batıkent Mahallesi'nde, gerekse Doğukent Mahallesi, yine Seyrantepe Mahallemizde ve hemen alt taraftaki Behmetçik Mahallemizde büyük yeşil alanlarımız var. Bu yeşil alanları hemen hayata geçireceğiz. Bunun içerisinde de aynı şekilde eğitim merkezlerimiz, kadın destek merkezlerimiz, kadın yaşam merkezlerimiz, gençlik merkezlerimiz, spor merkezlerimiz de yerleştirerek güzel bir projeyle bu mahallelerimizde yaşamı canlı hale getirmek, onları da bu tesislere kavuşturmayı hızlı bir şekilde hedefliyoruz. Yollar açacak mıyız? Açacağız. Kaldırım yapacak mıyız? Yapacağız. Park yapacak mıyız? Evet, yapacağız. Bu klasik belediyecilik anlayışı. Ama biz bir de ilçemizi güvenlikli bir ilçe haline getirmeyi planlıyoruz. Bu nedir? Hem mevcut rekreasyon alanlarımız, yani derenin etrafındaki yeşil alanlarımız, yaşam parkımız,
İşte yine bizim bölgede bir kısmı bizim bölgede kalan büyük bir çoğu bizim bölgede daha önce yapmış olduğumuz GAP Vadisi olsun, içindeki sosyal tesisler olsun, mesire alanı olsun, bu alanları biz güzel bir şekilde önce bir aydınlatacağız. Sonra MOBESE kameralarla donatacağız. Bunu da Emniyet İl Müdürlüğümüzde ve İlçe Müdürlüğümüzde yapacağımız protokoller çerçevesinde entegre edeceğiz. Kendi belediye bünyemizde de güvenlik birimlerini oluşturacağız. Yapacağımız özel güvenlik birimiyle de kendi parkımıza, kendi tesisimize, kendi eğitim merkezimize, okullarımızın önüne bu güvenliği sağlayabilecek, emniyet birimine yardımcı olabilecek ekipler oluşturacağız. Şehrimizi aydınlık, pırıl pırıl, güvenli bir hale getirmeyi planlıyoruz. Çünkü istiyoruz ki çocuklarımız gecenin istediği saatinde Karaköprü'ye çıkabilsinler. Hiçbir zaman hiç ailelerinin, anne ve babaların endişeleri olmasın. Ve bunu da her yaptığımızda kamuoyumuzu bilgilendireceğiz, Karaköprüleri bilgilendireceğiz. Onlar zaten bu gelişmeleri de Allah'ın izniyle görecekler. Tabii bunların hepsinin yapabilmenin yolu da şuradan geliyor. Sonuçta biz bir seçime gidiyoruz. Biz fikirlerimizi açıklıyoruz. Onların nasıl bir adaya verdiklerini, nasıl bir anlayışı desteklediklerini de bilmeleri kendilerinin hakkı. Güllübağ Ormanı bizim için çok çok önemli. Mesire alanlarımızın tamamını artık yerleşimden çıkarıp bunu Güllübağ Ormanı'na taşıyacağız. Orman içerisinde rahat mesire alanı oluşturabileceğiz. Pikniklerini orada yapacaklar. Doğa yürüyüşlerini orada yapacaklar. Bir takım oyun alanlarıyla doğayı da tahrip etmeden, bozmadan nefes alabilecek tüm projeleri Güllübağ Ormanı'nın içerisinde gerçekleştireceğiz. Şimdi bununla da yetinmiyoruz. Sadece çevre çünkü bundan ibaret değil. Bu defa Karaköprüleri büyükşehirdeyken yapmış olduğumuz su kayak merkezine benzer bir gölet projesini gerçekleştireceğiz. Hemen fuar merkezimizin arkasında. Biz oradaki şantiyemizi, makine ikmal alanımızı taşıyacağız. Çünkü artık şehrin içerisinde kalmış, o kadar makinenin şehir içerisinde gidip yolları tahrip etmenin de bir anlamı yok. Karaköprü ilçe olarak sınırları genişledi. Onu başka bir noktaya taşıyacağız. Orası mahallenin içerisinde kaldı. O alanı, rekreasyon alanını bir gölet olarak oluşturacağız. Etrafında da marka olabilecek tek katlı ahşaptan yapılarla gölen hazır tesisler oluşturacağız. İstiyoruz ki Karaköprü sudan istifade edebilsin. Orada su kaynağı da var. Çünkü tünel ağzı dediğimiz, havalandırma ağzı dediğimiz noktadan rahatlıkla suyu alabileceğiniz ve gölet oluşturabileceğiniz noktada olduğu için söylüyorum. Şimdi tüm bu projeler neticede istiyoruz ki Karaköprü'ye hayat versin. Çünkü Karaköprü'de bizler yaşıyoruz, çocuklarımız yaşıyor, torunlarımız yaşayacak. Karaköprü değerli, kıymetli görüyoruz. Karaköprü artık planlamayla, programla, liyakatlı bir kadroyla, disiplinli bir anlayışla gidebilecek bir belediyecilik anlayışına ihtiyacı var. Yani Alatay disiplinsiz, kimin ne yaptığı belli olmayan, programı olmayan, işte şimdi sıkışıklığa düştüğü zaman tüm tuşları adete basarak hareket eden bir belediye istemiyoruz. İlk günde planlanan bir çalışmayla her gün, her hafta, her ay çalışarak Karaköprü'yü yaşanılabilir. Standardı yükseltilmiş, esnafını güçlendiren, işte iş adamının önünü açan. Bakın iş adamının önünü açmadan bahsediyoruz. İş adamlarımız mevcut bir projelerini belediye verdiklerinde 7-8 ayda onaylanmıyor. Bu çok uzun bir süre. Evet. Mağdur oluyorlar. Enflasyonist bir ortam var. Maliyet hesabını yapamıyorlar. Ekonomik olarak zarara uğruyorlar. Oysa burada yapılacak olan şey çok basit yani. Ruhsat birimine talimatı vereceksiniz. İncelemeleri çok önemli değil. 4 hususta inceleme yapacaklar. Katına bakacaklar, emsaline bakacaklar, taban yerleşimine bakacaklar, çekme mesafesine bakacaklar. Bir de donatılara bakacaklar. Beton, kiriş, demir donatısı yerindeyse tamam onaylayıp verecekler. Zaten 8 ay beklesen de onaylayıp veriyorsun. Ama 8 ay iş adamlarının modunu düşürüyor. O sebepten dolayı biz diyoruz ki 21 günde daha önce veriyorduk. 21 günde biz bu incelemeyi tamamlayıp size ruhsatlarınızı vereceğiz. Şimdi özel projeler anlamda gerek eğitim projeleri, gerek turizm projeleri yani otel projeleri, gerekse AVM ticaret projelerini engellemeler var, setler var.
Biz bu engelleri kaldıracağız. Herhangi bir koşul önermeyeceğiz. Bölgemizi geliştirdiği için, yaşamımız için gerekli olduğundan dolayı ve aynı zamanda istihdam yarattığı için biz o yatırımcılarımıza yardımcı olacağız. Bu projeleri Karaköprü'de yani biz olaya daha profesyonel, daha bir ekip ruhu içerisinde bakıyoruz. Ekibimiz çok güçlü. Meclis üyesi aday arkadaşlarımızdan mimar, mühendisler, mali müşavir, eğitimci, sanayici, çiftçi her şekliyle. Şimdi kırsal mahallelere gidiyoruz. Kırsal söylüyoruz. Kırsalı kesinlikle tozdan, topraktan, çamurdan kurtaracağız. Mahalle için tamamını yapacağız. Tamamını kilitli parkesini yapacağız. Oradaki sosyal testlerimiz, muhtar evleri olsun, okullarımızın bakımı, tadilatı yapacağız. Hepsini yapacağız. Bir program dahilinde yapacağız. Sonra biz kırsaldan da kalkınmayı planlıyoruz. Diyoruz ki bahçe tesis ederseniz size sulama sisteminde %50 indirimli bir desteğimiz olacak. Siz bahçenizi gübrelerseniz size yine indirimli bir desteğimiz olacak. Biz fidanlığımızda sizler için fıstık fidesi, badem fidesi, zeytin fidesi ve nar fidesi yetiştireceğiz. Bunları size bile bedelsiz bir şekilde vereceğiz ki sizin tesis kurmanıza yardımcı olacağız. Gübrenizi biz vereceğiz. Bu gübreyi biz doğal bir şekilde üreteceğiz. Çünkü Karaköprü'de sel pazarlarında toplanan sebze ve meyve atıkları çok. Bu sebze ve meyve atıklarını biz çöpe göndermeyeceğiz. Bunu gübreleştireceğiz. Böyle bir kalkınma modeli var aklımızda. Bunu broşür haline getirdik. Yani detayı hepsini tabii bir kereden anlatmak mümkün değil. Ama kararımız net, yolumuz hizmet dedik başından beri. Bir katalog haline getirip tüm Karaköprü'deki evlerimize ve iş yerlerimize bu kataloğu dağıttık. Biz kendimize güvenen bir kadroyuz. Bu katalogda taahhüt ettiğimiz her şeyi fazlasıyla yaparız. Nihat Çiftçi yeni bir belediye başkanı adayı değil. 10 yıl bu şehire, Karaköprü'müze, Şanlıurfa'mızın 13 ilçesine hizmet etmiş bir kardeşleri. Dolayısıyla bir şey söylüyorsa yapar. Başkanım özür dilerim, bunu araya gireceğim. Ben yoruldum. Niye yoruldum? Şimdi ben bu kitabı burada takip ederken, hatta bir iki defa da şöyle arkama döndüm baktım ben. Dedim ki acaba birileri kitabı buradan dedim böyle gösteriyor, başkan da tek tek pronter gibi böyle bakıyor proje. Yani şunu sormak istiyorum aslında. Siz bu projelerinizi kafanıza yazmışsınız. Tabii. Tamam. Aynen öyle. Bak ben 2011 yılından beri televizyon sektöründeyim. Ben çok insanları ağırladım burada. Gerçekten bunu samimiyetimle söyleyeyim, yüz yüze karşı değil. Yani şöyle kitapçığa veya hem işte kafamıza karşıdan, hem ruhumuza yazmış. Ben onu diyorum işte. Aynen. Yani ben siz orada anlatırken birebir ben buradan bakıyorum. Diyorum ki ya bu kadar yani demek hissederek bunu yazmışsınız içinize. Aynen. İnandığımız şeyler. İnsana faydalı olan şeyler. Peki bunu asıl sorun proje danışmanınız mı vardır? Bunları hazırladı. Siz bunları ezber mi yaptınız yoksa bunu kafanızda kurdunuz, projeleri danışmanlarınıza mı yaptırdınız? Şimdi şu anda da mesela salonda yani benimle birlikte iki tane inşaat mühendisi kardeşim çalışıyor. Var yani ekip var. Fakat şöyle ben inanmadığım bir şey konusunu vermem. Afaki bir şekilde. Ben önce sorunu tespit ederim. Yani Karaköprü kimliği modern bir kimlik. Karaköprü'de sosyal yaşantı canlı olmalı. Karaköprü'de aktiviteler olmalı. Karaköprü'de eğitim desteklenmeli. Karaköprü'de istihdamı geliştirebilecek ticaret merkezi oluşmalı. Şimdi konuları böyle belirlerken işaret ediyoruz, konuşuyoruz, tartışıyoruz, konuları belirliyoruz. Sonra bu konular yapılabilir mi? Nerede yapabiliriz? Önce bunu tartışıyoruz bu defa. Onların yerlerini de tespit ediyoruz. Burada yapılabilir. Şimdi hepsinin yeri de belli. Yani böyle afaki yok. Yani böyle internetten sallayalım öyle bir şey yok. Yerleri, mahalleleri belli. Bunu da belirledikten sonra diyoruz ki bunu yapabilir miyiz kaynak olarak? Bu defa onu kaynak hesabını yapıyoruz. Aşağı yukarı Karaköprümüzün bütçesi belli. Evet yapabiliriz diyoruz. Ve daha sonra da bunu görsel hale getirip katalog haline ve işte sosyal medyada paylaşıyoruz. Bizim SKM artık paylaşıyor. Yani ben devam edebiliriz proje. Ben inan ki hayır yani siz bir sorgulanasınız. Bizimle çalışan tüm arkadaşlar bilir. Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kadrosu da bilir. Karaköprü Belediyesi çalışanlar da bilir. Biz tartışarak, herkesin fikrini ve katılımını sağlayarak olabilir mi? Yapılabilir mi? Edilebilir mi? Alanı doğru bir şekilde bir fikir varsa o fikri
tartışırız, geliştiririz, proje haline getiririz, sonra uygulamasına konuluruz. Çünkü bu bir belediye başkanlığı seçimi. Biz belediyecilik yapacağız, biz hizmetkarlık yapacağız. Bizim böyle yani hamasi, işte çok böyle politik konuları tartışabiliriz. Ama bunun Karaköprü'ye, Şanlıurfa'ya bir faydası yok. Biz Şanlıurfa'nın önüne, Karaköprümüzün önüne somut konular koymamız gerekiyor. İşte Karaköprü'nün önüne yeniden Refah Partisi'nin kadroları olarak biz somut bir şey koyuyoruz. Şimdi bu projelerin yarışması güzel bir olay. Rakiplerimiz de mesela bu tarzı takip ediyorlar, geliştirmeye çalışıyorlar. Biz bundan memnuniyet duyarız. Biz Karaköprülere diyoruz ki bizi takip edin. Elinizde somut veriler var, size açıkladığımız projeler var. Bu projeleri takip edin. Yapamadıksa yine 5 yıl sonra yetkisiz de bizi de değiştirin. Patron sizsiniz, yetkisiz de. Yani biz sadece emanetinizi taşıyacağız. Bu emaneti taşırken mesela örneğin ben şu an kadrolarla beraber belediyelerimizin durumu ne? Baktığımda biliyorum. Sonuç, durum şu, disiplinsiz bir ortam var, kaynakların heba olması var, kaynakların çarşur olması var, vicdansız bir harcama var, gereksiz bir harcama var, disiplinsiz bir ortam var, kontrolsüz ve teftişsiz bir alan var, işi bilmeyenlere yetki dağıtımı var, liyakatlı olan insanların dışarıda bırakılması var, İşin içine karıştırılmaması ve ne yazıktır ki personelin büyük bir bölümü de atıl halde. Maalesef işe gidemiyor, gitmiyor. Gittiğinde verim alınmıyor. Şimdi bu kaynaklar bizim, bu belediyeler bizim, toplum olarak, Karaköprü olarak, Karaköprü'nün, Karaköprü Belediyesi. E peki Karaköprü burada söz söyleyecek. Neden böyle, niçin böyle? Ben çünkü bir kadroya rey vereceğim. Hem meclis üyeliği reyini vereceğim, hem Karaköprü İlçe Belediye Başkanlığı'nın reyini vereceğim, hem de büyükşehir anlamda, çünkü tüm ilçeleri etkileyecek, büyükşehir belediye başkanına rey vereceğim. İşte biz mesela büyükşehir belediye başkanımız Sayın Mehmet Kasım Gülpınar'la da konuşuyoruz, tartışıyoruz. Çok da güzel bir diyalog içerisinde çalışmaları paylaşıyoruz ve kampanyamızı yürütüyoruz. Bizde yeni bir heyecan var, açık söyleyeyim. Biz biraz da yanlış işler karşısında değil, ya biraz değil, yanlış işler karşısında bizim duruşumuz var. Kıymetli bir duruşumuz var. Bizim bir derdimiz var. Biz diyoruz ki kaynaklar heba olmasın. Evet. Biz diyoruz ki yanlış olmasın. Biz hebayı, keyfi harcamayı durduracağız. Biz kaynakları milletin hizmetine sunacağız. Bizim iddiamız var. Yoksa yani zaten önemli görevlerde yapmışız. Gerek Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız, gerekse Karaköprü olarak ben, yani görev yapmışız, önemli görevlerde bulunmuşuz. Yani bir belediye başkanlığı bizim boyumuzu uzatmaz. Ama biz halkımız için varız. Çünkü halk bizden alternatif olmamızı bekledi. Biz geri adım atamazdık ki. Şimdi halkı alternatifsiz bırakalım. Siz nereden çıktınız? Otursaydınız kaderinize razı olsaydınız. E peki halk niçin alternatifsizlikten dolayı gerçekten istemediği bir belediye başkanına, bir kadroya niçin rey versin kardeşim? Neden versin? E efendim biz parti... Ya bırakın geçin oraları. Partiden nasıl adaylık aldığınızı herkes biliyor. Tüm Şanlıurfalılar biliyor. Geçin buraları. Siz kişileri memnun etmenin derdindesiniz. Siz zümreleri memnun etmenin derdindesiniz. Biz tüm Şanlıurfa'yı, tüm Karaköprü'yü, fakirini, fukarasını, dulunu, yetimini, gencini, yaşlısını, çocuğunu, engellisini memnun etmenin derdindeyiz. Bizim derdimiz arasında çok büyük bir fark var. Son zamanlarda görüyorsunuz. Yani bakıyoruz ki mesela bizim çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kimseye bir şey söylediğimiz de yok. Gayet şimdi demokratik hocam, bir ortam. Ben şöyle söyleyeyim. Ben mesela yeniden Refah Partisi'nin adayları, yani evet, tüm ilçelerin adayları olarak da. Şimdi tabii ki siz insanlara birebir dokunarak şey yapıyorsunuz. Fakat diyelim ki mevcut belediyeler de farklı bir sistemle gidiyor. İşte yardımlarla, işte bir şeyler vererekten, hediye ederekten veya işte sosyal yardımlar gibi.
Şimdi siz bunlarla nasıl baş edebiliyorsunuz? Çünkü onlar hani bir, şimdi bir şekilde bir yere başladığınız zaman değiller ya. Yani bu her zaman için işte 1-0 öndedirler. Çünkü neler? Sosyal yardımlarla. Sizin öyle bir imkanınız da yok. Öyle bir vaadiniz de yok. Öyle de verilmiş. Nasıl yani bunlarla baş ediyorsunuz? Şimdi sosyal yardımlarla ilgili şunu söylüyoruz. Artık ya bu iş çok anlamsız olmaya başladı. Yani seçim döneminde dağıtmakla sonra 5 yıl yatmak artık Urfa'lıya yakışmıyor. Yani balık tutmak mı balık? Tabii balık tutmayı öğreteceğiz biz diyoruz. Bakın diyoruz ki size sermaye vereceğiz. Sizi işletmelere kavuşturacağız. Bakın size eğitim olarak maaşınızı vereceğiz. 6 ay sizi eğiteceğiz. Sonra size iş garantisi, 10 yıllık iş garantisi sizi iş yerlerine göndereceğiz. İş sahibi yapacağız. Bize muhtaç kalmayın. Ha yine muhtaç olan ailelerimiz varsa biz onlara kart vereceğiz. Alışveriş kartı vereceğiz. Muhtaçlık kartı vereceğiz. O karta bir limit bir puan yükleyeceğiz. Bankamatik kartı şeklinde gidecekler. Karaköprü sınırları içerisinde esnafında ne ihtiyaçları varsa onu alacak. Biz insanların kişiliğini, onurunu, fakirliğini zedeletmeyeceğiz. Aile bütünlüğünü bozmayacağız. Çünkü bunun yanlış olduğunu biliyoruz. Bu artık 21. yüzyılının 2024 yılına yakışmıyor. Bunu doğru bulmuyoruz. Ha şu an yardımlar dağıtılıyor. Vallahi tüm Şanlıurfa'lı hemşehrilerimize güveniyoruz. Bu yardımlar niçin dağıtılıyor? Soralım niçin? Neden? Siyasi tercihinizi etkilemek içindir. Peki yani bugün yapılıp 1 Nisan'da kesilecek olan yardımlardan dolayı siz siyasi tercihinizi etkilerseniz kaderinize tesir etmiş olmaz mısınız? Olursunuz. Bu işe mahkum olmuş olmaz mısınız? Olursunuz. Ama size daha farklı bir yaklaşım, sizi yaşatmaya yönelik, sizin onurunuzu ve kişiliğinizi, aile yapınızı korumaya yönelik bir alternatif ortaya çıkaran kadrolar var. Ama ben Şanlıurfalı'ya güveniyorum. Şanlıurfa yardımını alsın. O kendisinin ak sütü gibi hala. Kimseye babasının cebinde yardım dağıtmıyor. O yardımlar iradesine etkilemesin. Evet. Herkes kamudan faydalanarak belediyede yani tüm kişi başına gelmiş ödeneği kullanmak suretiyle bu yardımları yapıyor. Aslında daha önce bu yardımları yapamazlardı. Şimdi böyle fiili bir durum oldu. Çünkü seçim satım halinde hepimiz adayız. Seçim başlanmış, seçimi propagandası başlanmış. Yani 90 günlük YSK takvimi başladığında hepimiz eşit koşullarda yarışmalıyız. Ama yani 3 gün kalmış seçime, yani bırakın çamaşırlar gidiyor, buzdolaplar gidiyor. Bu ne ya? Bu ne? Yani ne yapıyorsunuz siz? Siz öyle rey alacağınızı mı düşünüyorsunuz? Alamazlar. Şanlıurfa'lı hemşehrilerimiz, Karaköprü'lü hemşehrilerimiz bizi anlayacaklardır. Evet o yardımları alın. Gelen nakdi yardımları da alın. Gelen aynı yardımları da alın. Ak sütü gibi size helal olsun. Biz alternatif olarak çıktığımız için, bize alternatif olarak destek verdiğiniz için bugün onlar geliyor. Aksi takdirde gelmezdi. Bunu siz de biliyorsunuz. Alın onları kullanın. Ama perdenin arkasına gittiğinizde elinizi vicdanınıza koyun. Kim size doğruları söylüyorsa, kim sizin hakkınızı koruyacaksa, kim sizin o beytül malına gerçekten, gerçi o kelimeyi de kullanmak istemiyorum, çok kullanıyorlar. Kim o kamu hakkınıza sahiplik edecekse, emanetinize sahip çıkacaksa, 5 yıl içerisinde sorunlarınızı çözecekse, sürekli fakirliği artırmakla biz nereye gideceğiz? Nasıl olacak? Orta direği bitirmekle ailelerimiz bunalımda, insanlarımız bunalımda, vallahi bunalımda, billahi bunalımda. Yani yaşam koşulları çok kötüleşti, hayat çok pahalı hale geldi, tüketim alışkanlığımız artırıldı. Konut dediler bizi borçlandırdılar. Araç dediler bizi borçlandırdılar. Bilmiyorum şu dediler borçlandırdılar. Şimdi biz o borcumuzu ödeyemiyoruz. Maaşın alım karşılığı kalmadı. Yani emekli 10.000 TL alıyor. Bu adam ne yapsın? Nasıl yaşasın? Bugün 10.000 lirayla nasıl yaşasın? Kimse bunun hesabını yapmıyor. Evet. Ondan sonra efendim biz size yardım ulaştıracağız. Yardım ulaştıracağın adamın hakkını maaşını 20.000 TL yapsana. 30.000 TL yapsana. Elini tutan mı var? Niçin yardımla onu şeye alıştırıyorsun? Bakın, yani muhtaçlığa alıştırıyorsun. Gerek var mı buna?
Onurunu rencide etmemek lazım. Şimdi ben sürenizi hatırlatayım. Bir 10 dakikamız kaldı. İyi tamam. Kullanasınız diye. Ben soruları çok araya girmeden soracağım. Şimdi olur, tabii sorma. Ki gelen bir soru sen var. Mi? Diyor ki emekler için konut düşünüyor mu? Bu bir. Unutmayın, ben size yine hatırlatırım. Bir de siz dediniz ya, ben hani siz göreve gelirseniz, eğer 1 Nisan'dan sonra göreve gelirseniz, bazı insanlar, çalışanlar atıl durumda kalıyor. Ki gelen insan, her insan mutlaka kendi ekibinden geliyordur. Sizde de atıl durumda olan ekip olacak mı? Veya olursa da bunlar nasıl? İki soruya kısa kısa cevap verir bir soru. Tabii tabii. Hemen mesela birincisi, emekliler için konut, daha doğrusu muhtaç sosyal konut muhakkak surette belediyeler yer yürütme üretmeli. Bu büyük şehirle entegre çalışılabilecek bir konu. Beraber de çalışacağız. Biz halkımıza ucuz konut üretmek zorundayız. Konut çok pahalı hale geldi. Evet. Yapmak zorundayız. Almak evet. Zor. Eskiden ben... İkincisi hemen... işte göreve geldikten sonra bu hani atıl durumda. Herkes ister istemez kendi ekibiyle evet, çalışıyor. Tamam, kendi ekibiyle çalışacak. Ama bu ekibi diğer ekibi tamamıyla kurumun dışına atacak anlamına gelmiyor. Evet. Aktif olan noktalara kendi ekibinizi mesela getirirsiniz. Mesela sizin büyük şehirdeyken gittikten tamam. Sonra bir ekip ister istemez. Tamam değişsin. Tamam. Biz söylüyoruz değişsin. Ama kardeşim diğerlerini belediyeden uzaklaştırmak kamu ahlakıyla, yetkiyle, yetkiye aykırı böyle bir şey. Bizim dönemimizde böyle bir şey olmayacak. Biz tüm personelimizle çalışacağız. Hepsiyle çalışacağız. Hepsine görev dağılımını vereceğiz. Görevini en iyi şekilde yapmasını sağlayacağız. Görevini kötüye kullanan olursa iş denetimi çıkaracağız. Ben müfettişlik kökenli bir insanım. Müfettişlik yapmışım. Denetimle onu etkili hale getiririm. Teftişle onu etkili hale getiririm. Programla onu etkili hale getiririm. Tüm personeli çalıştırmak zorundayız. Hiçbir personelimizi dışarıda bırakmayacağız. Asla. Evet. Hep birlikte biz şehre hizmet edeceğiz. Bu böyle. Peki. Son günlerde sosyal medyada bir iddia vardır biliyorsunuz. Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul'da büyükşehir adayını çekeceğini, AK Parti'nin de Şanlıurfa'da çekeceği yönde bir iddia vardı. Sizin değerlendirmeniz lazım. Ben, burada seçimlere 4 gün kalmış. Öyle bir riski kimse alacağını ben de tahmin ediyorum. Hayır hayır yani. Şimdi yeniden Refah Partisi kendi adaylarını, kendi kadrolarını belirlemiş gidiyor. Yani İstanbul'la ilgili nedir, neyin nesidir bu genel merkezimizin bileceği bir konu. Fakat böyle bir şey olmaz. Genel merkezimiz şunu söylüyor. Biz ayrı bir partiyiz. Biz bu bir yerel seçimdir. Biz kendi adaylarımızı belirledik. Biz seçime gideriz. Bizim derdimiz ne birine kaybettirmektir ne de birine kazandırtmaktır. Biz hiçbir partinin yedeği değiliz. Biz kendi çalışmalarını yapan, kendi siyasi konularını müzakere eden, adaylarını belirleyen, hedeflerini koyan, ahlaklı belediyecilik anlayışını ortaya koyan yapıdayız. Genel başkanımız da bunu evet. Söylüyor. Ben böyle bir şey olacağını asla bastım. Başkanım bana sorular çok geliyor ama olsun, programı da çok süremiz kalmadı. Diyor ki halen devam eden diyor Karaköprü Balıkaya kavşağı için fikirler, düşünceleri nelerdir bir belediye başkanı olarak? Yani Balıkaya köprülü kavşağı, belediyemizin önündeki köprülü kavşak, sonra Atatürk Bulvarı'nda köprülü kavşak ve en son Bulutu Hoca köprülü. 4 tane köprülü kavşak bizim dönemimizde projelendirilmişti, hazırdı. 5 yıl beklediler. Karayolları tarafından yapılan Balıkaya köprülü kavşak işte 6 ay önce başladı. Halen daha da sürecek öyle görülüyor. Çünkü yanlış dönemde başladı, yanlış mevsimde başlandı. Doğru bir mevsimde başlanmadığı için, doğru bir planlamada olmadığı için karayolların yapmış olduğu bir köprülü kavşaktır. Yine de emeği geçenlerden Allah razı olsun. Ben bir hizmet yapıldığı zaman hep Allah razı olsun diyorum. Yeter ki proje başlasın. Yanlış zamanda da olsa başlasın. Çünkü Urfa'mızın çok ihtiyacı var. Ama 5 yılda, bakın 3,5 yılda biz 6 köprülü kavşak yaptık. Büyükşehir olarak yaptık. Ama bir köprülü kavşak bu dönemde yapılıyor. O da yanlış zamanda seçimden önce okulların açıldığı dönemde başlaması. Tabii karayolları tarafından yapılıyor. Tabii karayolları tarafından. Şimdi derelerden bahsettiniz biraz önceki konuşmanızda. Evet. Karaköprü içerisinde de işte başlangıçta dereler geliyor geçiyor. Hatta sizin döneminizde de bir sel felaketi yaşanmıştı. Evet. Siz geceleyin kendiniz bizzat çıkarak da anons yaparak evlerin boşaltılmasını istemiştiniz. Sizin döneminizde nasıl bir yol izlenecek? Bunu da kısa şekilde bir cevap alalım. Ondan hemen sonra... Derenin sağ ve sol sahilini, dereyi sağlamlaştıracağız. Bu derenin sağ ve solunu tamamıyla iyileştirmelerini sağlayacağız. Akpınar Deresi kesinlikle artık etraftaki yapı için risk teşkil etmiyor. Etmez. Sadece
gelişine bir gölet yapacağız. Gelişinde bir gölet. Bekleme yeri. Yani suyun gelip rusuba taşıyor, ağaç taşıyor, taş taşıyor, önüne aldığı her şeyi taşıyor. Orayı burada bırakabilecek bir gölet oluşturacağız. Sonrasını zaten rahat bir şekilde, ama biz dereyi temizleyeceğiz. Etrafını güzel hale getireceğiz. Aydınlatmasını tam sağlayacağız. Temizliğini pırıl pırıl sağlayacağız. Çünkü biz bu dere 4 mahallemizden geçiyor. Kayı 7 kilometre, Karaköprü'nün şehrin içinden geçen bir dere. Dolayısıyla hem taşkın anlamda etkili ve etkili hale getireceğiz, hem de görsel anlamda etraftaki mahallelere güzel şölen olabilecek şekilde ışık ve su hareketleriyle o derenin etrafındaki tüm yapıları görsel anlamda şık, böyle etkili hale getireceğiz. Onu söyleyeyim. Gençler sizin için bir şarkı yapmış. Ben de beğendim. İsterseniz onu dinleyelim. Ben bilmiyorum vallahi. Biz dinleyelim. Vallahi ondan sonra programı kapatalım. Son sözlerinizi alalım. Tamam. Arkadaşlar, Behter hazırsa o şarkıyı bir dinleyelim birlikte. Nihat Çiftçi ile yükseliyoruz. Geleceğimize güveniyoruz. Hizmet için var gücümüzle çalışıyoruz. Karaköprü'nü başarısıyla ön plana çıkıyor. Nihat Çiftçi ile yükseliyoruz. Geleceğimize güveniyoruz. Hizmet için var gücümüzle çalışıyoruz. Siz de burada izlediniz. Yok, iki gün önce sosyal medyada paylaşılmıştı, orada izlemiştim. Ben evet. Belki yeni bir çalışmadır diye. Evet. Ama iki gün önce yayınlandığı için güzel bir çalışmaydı. Evet. Güzeldi. Ya Karaköprü benim çocuklarla, gençlerle, herkesle aram çok iyi. Evet. Onu söyleyeyim. Peki. Hepsini seviyoruz. Sevgi dili var. Sevgi dili tüm kapılar açıyor. Güzel bir anahtar. Başkan, programın sonuna geldik. Şöyle bir 3 dakikamız, 4 dakikamız vardır. Onu size bırakıyorum. Sadece bir tek soru soracağım. Onu da en sonunda cevaplarsınız. Şanlıurfa'ya ne mesaj vereceksiniz? Nisan ayında kaç tane bayram kutlayacaksınız? Şimdi ben Karaköprülerimize, Şanlıurfa tabii yeniden refah için, biz büyük şehrimiz için, Karaköprümüz için ve tüm ilçelerimiz için yeniden refah için rey istiyoruz. Yeniden refahın kadrolarını getirin diyoruz. Tecrübeli bir kadro var. İyi niyetli bir kadro var. Programı olan bir kadro var. Bu kadro bir alternatif, bunu değerlendirmelerini, bir değişime gitmelerini, bu değişimin Urfa'ya iyi geleceğini, yerelimizi güçlendireceğini rahatlıkla görebiliyoruz. Bunu ifade ediyoruz. Nisan'da kaç bayram kutlayacağız? 2 bayram kesin. Ramazan bayramı ile Kurtuluş bayramımız kesin. Biz halkımızdan 3. bayramı istiyoruz. Evet. O onların elinde, bizim elimizde değil. Onlar bize 3. bayramı yaşatırlarsa güzel olur. Önümüz bahar. Aslında şunu da söylemekten geçmemek lazım. Şimdi belediye başkanlığı çok da rahat edilebilecek bir yer değil. Hani bunu yapmış biri olarak söylüyorum. Şu an halkımız Allah'ın izniyle yavaş yavaş kararını verdi. Son 4 günde 31 pazarı, artık son haftadayız ve 31'inde gidecek sandığa reyini verecek. Bize verdiği takdirde biz 5 yıl durmadan, duraksamadan, her türlü imkanımızla, olanağımızla hem söylediklerimizi, hem taahhüt ettiklerimizi, hem belediye başkanı iken onların arasında olacağız, kapımız onlara açık olacak, şeffaf olacağız, kaynağı etkili kullanacağız, liyakat sistemini kullanacağız, bilimi kullanacağız, en önemlisi onların içinde olacağız, onların evladıyız. Biz başka bir yere gidemeyiz. Biz burada yaşıyoruz. Bu mahalleler bizim dedelerimizindi, babalarımızındı, bizim çocuklarımız, torunlarımızın olacak. Dolayısıyla biz bu şehirlere, bu ilçelere bizim yanlış yapma gibi bir lüksümüz yok. Yapamayız, yapmamalıyız. Onun için emanetini güvensinler, versinler. Kanal Urfa'ya, size, Ferhat Bey, teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. İnşallah sizin efendim son programınızdı burada. Ha. Çünkü bundan sonra son programımız. Kanal Urfa'da son programınız. Kanal Urfa'da son programımız. Bir veda isterseniz alalım sizden.
Bizim vallahi, kara Urfa için. Hangi niyetle burada olduğumuzu tüm Urfalılar biliyor. Tüm kara köprüleri biliyor. Evet. İnşallah emanetleri bizim emanetimiz. Hiç güvensinler, rahat olsunlar. Söylediğimiz her şeyi yapacağız. İnanmadığımız hiçbir şeyi söylemedik. Onu net söyleyeyim. İnanmadığımız hiçbir şeyi söylemedik. Çalışmadığımız hiçbir konuyu söylemedik. Hep samimiyet oldu. Samimiyet bizim anahtarımız da sevgidir. Karaköprümüzü seviyoruz. İnsanlarını seviyoruz. İnşallah onlara hizmet etmeyi de bir ibadet aşkı olarak görüyoruz. İnsanın en hayırlısı da başkasına fayda veren, yararlı çalışan anlayışıyla geldiğimiz için inşallah inanıyorum ki sizinle daha sonraki İnşallah. Programa geldiğimizde emanet verilmiş olur. Öyle o zaman öyle konuşmuş oluruz. Peki. Sağ çok ol. Teşekkür ederim. Sağ Allah ol. Yar ve yardımcınız olsun. Allah başarılar razı olsun. Dilerim. Teşekkür ederim. Emeklerinizi boşa gitmesin. Ben de buradan size tekrardan teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum size. Allah var olsun. Evet, değerli izleyiciler, Yüzde Siyaset'in sonuna geldik. Bu akşamlık bu kadar demeyelim. Çünkü bu programın süre başka bir program daha vardır. Ben yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarım adına şimdilik hoşça kalın diyorum.